Bir şeyler çöktü çünkü büyük reset yapmak zorundalar. Artık sömürecek şeyleri kalmadı, ülke kalmadı. Ve maalesef üzülerek söylüyorum, başarıyorlar. Siz bunları öğrenirseniz ne olur bilemiyorum ama ben bunları söylersen deli damgası yerim. Tek dünya dinine doğru, bak çok garip biçimde, İncil'de işte biraz İncil'den, biraz Kur'an'dan, Mevlevilikten çok alıntı var hoşgörüsünden. Budizm'den o hoşgörüsünden alıntı var. Bunların hepsini birleştirip ama Hasan Sabbah türü bir din getiriyorlar. Dünya dışı varlıklar bu dünyaya geldi mi geldi. Mitra da bunlardan biri. Göbekli Tepe de gerçekten halka açıklanmayan çok şey var. Yasak elmayla Havva, Adem'i de kışkırtarak yasak bilgiye ulaşmaya çalıştı. Yasak bilgi yaratılış bilgisiydi. Türkiye artık yeni dünya düzeninin yeni ortağıdır. Bill Gates cehennem kapısını ziyaret için mi Türkiye'ye gitti diye bir haber var. Ama cevabını verememiş. Kimse umutlanmasın, eskiye dönüş diye bir şey yok. Efendim merhabalar, Ferda Yıldırım, Emrah İliç YouTube kanallarında bir röportaj serisiyle daha karşınızdayız. Konuğumuza merhaba demeden önce Emrah'a hemen sormak isterim. Emrah, kanallarımızla ilgili izleyicilere söylemek istediğim bir şey var mı? Hatırlatmalarım vardır muhtemelen. Kesinlikle YouTube kanallarımıza abone olun arkadaşlar. Abone olduktan sonra da yapmaları gereken bir şey daha var. Muhakkak abone olduktan sonra hemen köşede bir zil beliriyor arkadaşlar. O zile tıklayın. Tıklayınca karşınızda şöyle seçenekler çıkıyor. İşte bazı videolarda, tüm videolarda gibi. Lütfen onu da tüm videolarda aktif edin. O zaman yeni videolarımız geldiği zaman bundan haberdar olacaksınız. Haberdar olacaklar. Bunu yaparlarsa mutlu oluruz. Bir de tabii yorum, beğeni, paylaşmak. Ben diyorum ki Instagram'daki paylaşımlarımda da söylüyorum. İşte o kim varsa bu videonun linkini herkese gönderin ki herkes nasiplensin diyelim. Konuğumuzu bekletmeyelim. Evet. Çok kıymetli, çok sevdiğimiz bir isim var. Ben kendisiyle uzun zamandır tanışıyorum ama ilk defa bir yayın gerçekleştiriyoruz. Hocam biriktirdiklerim var size. Araştırmacı yazar Haluk Özdil ile beraberiz. Haluk Hocam hoş geldiniz. Merhaba. Bir kere daha hatırlatalım. Emrah İliç ile gerçekleştirdiğimiz bu röportaj her iki YouTube kanalında da olacak. Ama bu kadar zaman içerisinde tanışıklığımız süresince o kadar çok soracak sorumuz birikti ki size. Yani bir anlamda kahin gibi hemen her şey bu olacak diyor ve gerçek oluyor, vuku buluyor. Bunun için öyle de bir çağa girdik, zemin hazır. Benim ilk ve öncelikli merak ettiğim şey. Bir taraftan bakıyorum ifşalar çağına girdik. Evet ifşalar peşi sıra geliyor. Çok doğru, çok doğru. Ama bir tarafta da kadim bilgiler var. İnsanlıktan gizlenen sırlar var ki sizin uzmanlık alanınız diyebilirim o kadim bilgiler. Evet. Hocam biz böyle yakın bir zamanda insanlıktan saklanan o bilgilerin gün yüzüne çıktığını görecek miyiz? Ya da bize şunu söyleyebiliyor musunuz? Ya çocuklar heybemde öyle bilgiler var ki insanlıktan saklanan yani beni bile şaşırtıyor dediğiniz neler var hocam? Bizden ne saklanıyor? Sevgili Ferda, sorun çok zor bir soru. Yani bunu içtenlikle cevaplamak isterdim, yanıtlamak isterdim ama şu an yanıtlayamıyorum. Çünkü bazı şeyleri saklamak durumundayım. Bu da senin sorunun aslında üstü kapalı yanıtı. Şöyle anlatayım daha doğrusu. Maalesef insanlığa hiçbir şey açıklanmayacak. Açıklanmayacak. Şu şartlar altında mümkün değil. Çünkü kendi kurdukları düzen, kendi kurdukları sistem tamamen kendilerine ait sırlarla dolu. Bu yeni bir şey de değil. Bak bu yeni bir olay da değil. Yani biz bir olayın gerisine gittiğimizde ta 1843 yılını görüyoruz. 1843 yılında birliğin oğulları denen o gizli yapıyı çözemezsek bugünü çözemeyiz. Herkes sanıyor ki pandemiyle birlikte işte her şey hortladı bir anda ortaya çıktı. Öyle bir şey yok. Pandemi bu işin sadece hızlandırma, hayata geçiş sürecini hızlandırmak için kullanılan bir araçtı. Aparat, tabii bir kaldıraç. Yani bu 100 yıl, hatta 100 yıl değil ya, 150 yıla yakın bir geri gitmemiz gerekiyor. New York'ta bir gökdelen diyorum, bazı takipçilerim o zamanki gökdelen tanımına karşı çıkıyorlar. O zamanlar 40-50 katlı binalara gökdelen deniyordu. Şimdi galiba 150 kat ve üzerine deniyor. Evet. O yüzden benim söylediğimi lütfen o güne göre değerlendirin. O günün gökdelenlerinden birinde bir toplantı yapıldı birliğin oğulları adına. Birliğin oğulları kimdir onu da söyleyeyim. Malum Illuminati'yi oluşturan aileler yani Rothschild ailesi, Rockefeller ailesi, DuPont'lar ve benzerleri gidiyor. Yani 12 tane aile. Hatta daha sonra aralarına bir de Asyalı bir aile katıldı. Yani çok
şey bir aile, o karanlık bir aile daha var aralarında. Deniz ticaretini kontrol ediyor. Sonuçta bu 12 aile öncelikli aslında ilk 3 aile. Aslında ilk bir aile bak. Yukarı doğru çıktığımızda sadece bir tanesini görüyoruz. Dünya finans piyasasını yöneten aileyi görüyoruz. Bu isimlerin içinde onu da vermeyeyim hedef durumuna düşmemen için. Yani bu aile şu anda bu işin hep başında olduğu, hala da başında. Dünyayı değiştiriyorlar. Dünyayı değiştirdikleri için hiçbir sırrın açığa çıkmasına izin veremezler. Çünkü o zaman söyledikleri bütün yalanlar ortaya çıkar. Bugün bize kapitalizm diye anlattıkları vahşi kapitalizm deniyor ya son dönemde. Sanki eskiden çok yumuşak kapitalizm vardı, şimdi vahşi kapitalizme döndük. Hayır, başından beri zaten vahşi bir sistem vardı. Hatta şeyi düşünün, sanayi devrimine İngiltere'nin öne çıktığı zaman işte o kömür madenleri falan işte buharlı makineler. İnsanlar 40 yaşında ölüyordu. İnsanları 18 saat çalıştırıyorlardı. Yani bunlar unutulmasın. İşçi hakları, insan hakları diye bir şey yoktu ki. Neyinden bahsediyoruz? Şu anki vahşi kapitalizmle eski vahşi kapitalizm arasında fark yok. Sadece sanki şu an işte bir şeyler çöktü çünkü büyük reset yapmak zorundalar. Artık sömürecek şeyleri kalmadı, ülke kalmadı. Yani bütün Afrika'yı, Asya'yı öyle bir sömürdüler ki sömürecek ülke yok birbirlerine. O yüzden şu an birbirlerine ne diyeyim karşı savaş, ekonomik savaş açtılar. Yani şey büyüdü, istek büyüdü, onların istekleri daha da büyüdü ama ortada olan pasta küçüldü. Ve tabii ki ulus devletler eskisine göre artık onlara çok boyun eğmemeye çalışıyor. Ha burada ulus devletler konusuna birazdan gelirim. Ulus devletler de öyle çok yüz akı değiller. Çünkü maalesef bu gruplarla çok ciddi işbirlikleri var. Yani şöyle bir şey anlatayım. Geçmişten gelip hani konuyu dağıtmayayım ama 1843 yılında 10 maddelik bir açıklama yapıldı. Aralarında dünyaya açılmadı ama sonradan bunlar yayınlandı, oradan biliyoruz. Yani o grubun arasında olamazsan gizli bir şeyi bilemezsin. Bu 10 maddenin en dikkat çekici kısmını söyleyeyim. Ulusların sınırlarının kaldırılması. Bir kere bu. Ulus sınırları. Bak 1843 yılında bir dünya devleti oluşturmak için ulus sınırlarının kaldırılması. Birinci madde. İki, orduların kaldırılması. Ulus devletlerin ordularının kaldırılması. Bunun yerine tek bir ordu, dünya ordusu. Ondan sonra... Tek dünya devletinin temelleri ta 1800'lerde atıldı. 1843 yılında net veriyorum New York'ta bir gökdelenin 7 ya da 8. katında. Orada bile ezoterik rakamlar kullanıldı da. Doğrudur. 7 ile 8 arasında gidip geliyorum. Onu tam hatırlayamıyorum. Şimdi bunları yaptığın zaman bak bu ilk 3 madde bile bugünün maddesi. Bugün bile daha uygulamakta hani devletler, şey devletler, ulus devletler direndiği için şu an zorlanıyorlar. Ama artık yıka yıka gitmeye başladılar. Zaten pandemi o yüzden geldi. Ta o zaman hayata geçen proje, kuşaklar değişti, yaşlıları öldü, yenileri geldi. Ama Illuminati dediğimiz bu piramit yapısının içinde olan, dünyaya hakim olan bu gruplar hiç vazgeçmediler. Kuşakları değiştikleri halde. Aynı şeyle devam ettiler ve maalesef üzülerek söylüyorum... Başarıyorlar. Dünyada gizlenenler, insanlıktan saklananlar var. Bizim kadim coğrafyamızda da saklananlar olduğunu çok biliyoruz. Öyle. Ne dediler? İnsanlık şu tarihte başladı, şu yaşında hayır sonra Göbekli Tepe bulundu evet, mesela. Evet. Ya da ülkemizde sizin de incelediğiniz evet. üzerinde durduğunuz bir takım kazılar yapılıyor. Biz kendi coğrafyamızda da hemen... Gözümüzün önünde duran o doğrulara erişemeyecek miyiz? Bilmiyorum Göbekli Tepe sorusunun daha öte tam zamanı. Soruyu biraz daha derinleştireyim. İki soru var burada. Şimdi bir, biz bu sırlara vakıf olursak dediniz de söyleyemem. Hı hı. Milletin bilmemesi gereken şeyler. Evet. Bundan anladığım. Ne olur öğrenirsek bir. İkincisi bir de Göbekli Tepe olayı var. Yani anladığım kadarıyla sizin bu söyleyemem dediğiniz sırlar Göbekli Tepe ile de bağlantılı bir şey. Bağlantılı. Ne olur biz bunları öğrenirsek. Buradan başlayalım hocam. Şimdi şöyle, siz bunları öğrenirseniz ne olur bilemiyorum ama ben bunları söylersen deli damgası yerim. Onu söyleyeyim. Çünkü eskiden bizim gibileri öldürüyorlardı. Bak çok net konuşuyorum. Yani ben ve benim gibiler çok öne çıktığı zaman ki dünyada biz Türkiye'de veya dünyada tek değiliz. Dünyada benzerlerimiz çok bizim. Yani bizlere komple teorisyeni demeleri bile bir şekilde itibar
Suikastidir. Evet. Onu söyleyeyim yani. Tabii sökmüyor ama çok şaşkınlar yani. Neden başaramadıklarını. Komplo diye söylenilen tabii. Ne varsa 20 sene önce söylediklerimiz bugün gerçek oluyor. İşte, özür dilerim hocam bölüyorum ama Metaverse diye bir olay Metaverse, var. Evet. Biz bunu 20 yıldır anlatıyoruz. Bugün adam kendisi ilan etti. Artık böyle bir gerçeklik var. Demek ki komplo değilmiş. Öğrenirsek ne olur? Önemli bir soru ama. Çok önemli. Bir de şu var zaten. Bak hep onu söylüyorum. Geçmiş dönemde baktılar ki öldürerek olmuyor. Yani bizim ülkemizde de çok ciddi anlamda 8 tane bilim insanımızı öldürdüler. Evet. Yani bunları biliyorsunuz. Bunlar yazılımcıydı. İşte bu yeni İHA'larla ilgili. Enginar'ın uçak kazası. Tabii. Bu konuları anlatan Aytunç Altındal. Allah rahmet eylesin, evet. Tabii ki yani Aytunç Altındal'ın son telefon konuşmasını da unutmuyorum. Beni öldürüyorlar çünkü bana kanser hücresi yapıldı. İsviçre'de dedi iğneyle zerk ettiler dedi. Maalesef her şey kapandı gitti. Ama asıl olay şu. Ben anlatırsam itibar suikasti gerçekleşecek, sorun değil, gerçekleşsin. Gene de onu da başaramıyorlar artık son dönem. Baktılar ki olmuyor, hadi konuşsunlar demeye başladı. Bu sefer daha da hani ne derler, ortalığı boşluğa verip karşımıza medyada, özellikle medya gücünü kullanarak işte bir takım ünvanlı kişilerle bizleri karalama kampanyasına dönüştürdüler. Çünkü biliyorlar ki bugün atıyorum Haluk Özdil'i öldürdükleri takdirde tepki çığı gibi büyür. Yani bunu kahramanlaştırmayalım adına yapmıyorlar. Eskiden tıkır tıkır öldürüyorlardı. Amerika'da en az benim 12 kişilik ölüm, yani bu tür öldürülen doktorlar ve bilim insanları da biliyorum. Kendi ülkelerinde de yapıyorlar. Bütün dünyada değil yani, sadece bizde değil. Şimdi senin söylediğine gelirsek, biraz önce söylediğimle çok bağlantılı. İnanışın ne diye soracaksın. Şimdi bak, ben şeye karşı değilim, şunu söyleyeyim. Karşımdaki insan neye inanıyorsa odur. Çünkü biliyorsunuz kutsal kitabımız Kur'an'da da şöyle der. Onların dini ona, seninki sana. Evet. Tamam mı? Yani ben buradan yola çıkarım. Kim neye inanıyorsa itiraz etmem ya da şey yapmam. O insana karalamaya çalışmam. Ama bunlar bambaşka bir din getirmeye çalışıyor. Bak bunun için 2002'de Türkiye'de 2002 Ankara'ya gitmezsek, ki gözümüzün önünde oldu, kimse fark etmedi. Ne oldu 2002 Ankara'da? 2002'de çok önemli bir olay oldu. Biraz önceki işte bu sorunun da devamı. 2002'de yeni dünya dini, yeni dünya düzeni ve bu başımıza geleceklerin hepsi Türkiye'de ilan edildi. Ankara Bilkent Üniversitesi'nde yapılan bir toplantıda. Hadi onu da söylemiş olayım. Yani 2002'de çok önemli bir toplantı yapıldı. Dünyanın en büyük şirketlerinin CEO'ları, işte bu dediğim ailelerin temsilcileri katıldı. Türk Devleti'nden birileri var mıydı? Türk Devleti'nden siyasetçiler vardı. Yakın komşularımızın başbakanları, cumhurbaşkanları da katıldı. Katılımcı alınmadı. Bir kere dışarıdan izleyici alınmadı. Sadece onlar katıldı. Çok yüksek güvenlikli bir şeydi. Ama duyuruyu yayınladılar. Duyuruyu yayınladılar. Orada yapmış oldukları açıklamalar sonrası özet şuydu. Dünya düzeni değişiyor. Değişen dünya düzeni içinde yeni pandemik bir takım salgınlar başlayabilir. İklim felaketi kapıda. Su savaşları kapıda. Bunlar bildiğimiz şeylerdi. Ama olay şu. Bu şekilde hiçbir şey gitmez. Çünkü kendi kurdukları sisteme karşı çıkıyor gibi bir yayın yaptılar. O yüzden dünyadaki sistem baştan sona değişmeli. Ve dinler arası hoşgörü denen bir uygulama getirmeliyiz. Bu dinler arası hoşgörü aslında bir şeydi, perdelemeydi. Açıkçası dinler arası hoşgörü şu an Papa'nın da hala devam ettiği. Bir FETÖ projesiydi aynı zamanda. Ama dinler arası Türkiye'de, diyalog. Türkiye'de denendi. Dünya aslında dininin ilk adımı. Ha, o ilk evet, denemesiydi. Ha, çok güzel. Papa da bunun şu anki dünyadaki temsilcisi. Papa'nın Vatikan'ı falan. Başarılı olduğu da görüldü Türkiye'de. Çünkü yani tek dünya dinine doğru, evet. Bak çok garip biçimde İncil'de, işte biraz İncil'den, biraz Kur'an'dan, Mevlevilik'ten çok alıntı var hoşgörüsünden. Budizm'den o hoşgörüsünden alıntı var. Bunların hepsini birleştirip olacak. Ama Hasan Sabbah türü bir din getiriyorlar. Bak çok ilginç olan o. Hasan Sabbah'ı incelemezsek bu dininin içinden çıkamayız. Hasan Sabbah bazılarının gözünde bu ülkede işte
katilleri kiralayan, fedai, suikastçı, katil, parayla çalışan bir adam. Aslında alakası yok, şöyle alakası yok. Tabii ki bunları yapıyordu. Para karşılığı çok korkulan bir ordu yaratmıştı, suikastçı ordusu. Ama adama bakacaksın, adam o çevrede kalenin önünde kendine ait sahte bir cennet yaratmıştı. Yapmıştı, bunların dinini orada gerçekleştirdi. İslam adına kurduğu oradaki yeni anlayışta her şey serbestti, onu söyleyeyim. Yani uyuşturucudan tutun her şeye kadar. Yani o kadar serbest bir ortam yaratmıştı ki insanlar orada yaşamak için can atıyordu. Ve çok bereketli toprakların önünde bir kale, kalenin dışında yaşayanlar da mutlu. Çünkü bir şekilde o suikastlardan gelen parayı da dağıtıyor adam. Orada kendine özgü yepyeni bir dünya düzeniyle dünya dini kurdu. Her türlü sapkınlığın serbest olduğu bir şey kurdu. Ve buna tapınıyorlardı. Adam öl dediği zaman karşısındakine, o insan kendi boğazını kesiyordu. Çünkü öyle bir garanti vermişti ki sen öldüğün an buradan daha güzel bir cennete gideceksin. Çünkü bir taraftan da uyuşturucuya alıştırmıştı herkesi. Afyonlanmış bir din. Evet. Ya şu an yapmaya çalıştıklarına benzer bir... Şu an Hasan Sabah'ı birebir, evet, birebir kontrol, kopyaladılar. Çok net görebiliyorum modernize bunu. Modernize edilmiş haliyle. Kesinlikle. Hasan Sabah'ı almışlar, modernize etmişler. Zaten her zaman yaparlar bunu, çalarlar. Kendilerine uyarlarlar. Yani Hasan Sabah'ın bir de şöyle özelliği vardı. Adam 7-24, 36 yıl o kaleden çıkmamış, biliyor musunuz? O kalede kalmış ama ne yapmış? 7-24 okuyormuş. Dünyadaki bütün dillere hakim olan bir adamdan söz ediyorum. Yani 7-24 bütün kitapları okuyan, eline geçen ve geçmediyse de alıp getirten Alamut ve kalesinde çok sayıda dil bilen bir adamdan bahsediyoruz. Yani bu şeytani bir varlık. Suikastçılık bunun ek geliri, yani fazladan işte elde ettiği gelir. Ki düşünün, kaç tane ordu o kaleyi ele geçiremedi. Yani o kadar da çok ciddi bir şey kurabilmiş. Şimdi bunlar da bunu taklit ederek bambaşka bir şey getiriyorlar. Fakat tabii bu Hasan Sabah bir bölgedeydi. Şimdi devletler arası sınırları kaldırarak tek dünya dini ve bu dünya dininin firavunları olmak istiyorlar. Bunlar tanrı olmak istiyor. Bak, bunların parasal şeyi şu an istekleri ikinci plana gitti. Zaten paraları deli var gibi zaten. Paraları var. Haksız mıyım Emrah? Deli paraları var mı zaten? Amaç başka o zaman. Hocam ki din dediniz ya. Emrah, seninle yayından önce konuşmuştuk. Bu arkadaşlarımdan rica etsem ben Zerzevan Kalesi'nde bulunan 3000 yıllık Mitra rozetini ekrana bir yansıtsak. Çünkü tam hocaya bunu sormak istiyorum. Hocam, bu adamlar neye inanıyor? Yani benim edindiğim şöyle bir bilgi var. Evet. Aslında bir inançları yok mu, yoksa inandıkları şey bu mu? Mitra. Şimdi bu rozetle de alakalı mı diye soracağım. Ekrana geliyor. Mitra, Rothschild ve küreselcilerin dinidir diyor. İngiliz kraliyet ailesi, Vatikan ve Amerika'da etkin egemen Siyonist güçlerin dinidir diyor. Bu doğru mu? Yoksa bu adamlar esasında bütünüyle inançsız mı? Eklemek istediğim şey varsa yani hocaya bu anlamda. Burada başka bir oyun seziyorum hocam ben. Yani basit bu şekilde, hani bu soruyu sorarız ama bu sorunun da altında başka bir oyun kuruldu ve burası kullanılıyor gibi geliyor bana. O 3000 yıllık Mitra rozetinde de Amerika'nın ambleminin, bir kere daha verirseniz çok mutlu oluruz. Evet. Amerikan ambleminin çıkması çok enteresan. Yani mutlaka bir bağ vardır. Ya şimdi çok, ikinizin de sorusu çok yerinde. Harika sorular. Şöyle anlatayım. Ben Kod 5 bugün getirmedim. Kod 5 isimli kitabımı 2016'nın sonlarında yazdım. 2017'de. Orada Mitra vardır. Mitra diniyle ilgili Olimpos Dağı'nda geçen bir bölüm vardır. Bu kitapta da var. Burada bir şeyin gösterelim kabile. Bir bölümde burada var ama asıl dijital tapınakta bir adak töreni var. İskenderun'da düzenlenen Mitra adına. Bakın, her kitabımda ben kasıtlı olarak Mitra'yı işlerim. Çünkü Mitra dini şu an her ne kadar yeni patladıysa da bizler ya da en azından şöyleyim, benim gibi olanlar, biz bunu epeydir biliyorduk. Uzun bir süredir. Çünkü Mitra çok ilginç bir Tanrı diyeceğim de ayıp olacak. Tanrı demeyeyim. Yani tanrısallaştırılmış bir varlık. Yani var mıydı dersen, biraz önceki soruyla da bağdaşacak bu. Şöyle anlatayım. İşte asıl uçuk kısma burada geliyoruz. Dünya dışı varlıklar bu dünyaya geldi mi geldi.
Mitra da bunlardan biri. Ama o dönemin insanları o kadar hani bilgisiz ve cahil oldukları için buna eski Mayaları da katıyorum, Sümerleri de katıyorum, Anunnakileri. Yani bunların hepsi hiçbiri tanrı değildi. Gelişmiş uygarlıklar buraya geldiğinde burayı bir koloni gibi kullandıkları için Mitra da bunlardan biriydi. Çünkü anlatılan onunla ilgili bütün efsanelerde işte gökyüzünden gelen ama boğa kanı çok önemli onda. Hani boğa ile temsil edilir o. Aslında garip olan şu ki Anadolu, Doğu da boğayla temsil edilir. Yani ezoterik dilde. Dolayısıyla Mitra'nın ayrıcalığı var. Çünkü Mitra'nın yazılı belgesi yok. Bak hepsinin var. Bütün pagan dinlerde bir yazılı tablet bulursun. Anunnakilerde ama Mitra'yla ilgili yok. Mitra'nın hiç yazılı belgesi yoktur. Sadece İspanya'da bir heykelin altında o dönem yapılmış. Bir boğayı boğazlarken Mitra diyor ki kayaların oğlu seçilmiş işte insanlardan bir çift ve diğer canlılardan birer çift seçerek büyük tufandan dünyayı kurtardı. Yani bu bize neyi hatırlatıyor? Nuh tufanını. Şimdi bakın bu Mitra ile ilgili anlatılar varken Tevrat ortada yoktu. O kadar eski. Yani o yüzden şöyle belirteyim, Nuh tufanını hepsi biliyor. Anunnakilerin bütün şeyler Anunnakilerle ilgili Sümer tabletlerinde Nuh tufanı var. Ve orada işte Enlil oğul babasından yardım istiyor. Diyor ki baba yardım et. Çünkü bir nükleer savaş yaşanmış Mezopotamya'da. Yaşanmış demiyorum, yaşandı zaten. Bugün hocam çok bunu... özür dilerim böleceğim ama çok önemli bir bilgi vereceğim burada. Evet. Şimdi bu rastlantı mı diye sormam lazım. Şimdi 5 Kasım itibariyle bir film vizyona giriyor. Eternals. Haberiniz var mı bilmiyorum. Yok şimdi onu filmin fragmanını... İki kere izledim. İki ayrı fragmanı var. İkisini de izledim. Filmin fragmanından anladığım şu. Uzaylılar dünyaya geliyor. İnsanlık aynen dediğiniz gibi büyük bir kaosun içinden çıkmış. Çöller, nükleer saldırılar sonrası, savaşlar sonrası çöller oluşmuş. İnsanlık işte tufan öncesi halindeki o birikimlerini kaybetmiş. Ve insanlığın yeniden varoluşu uzaylılar geliyor. Ve onları eğitiyor, öğretiyor. Modernizmi, hayatı, yaşamayı, bitkileri bilmem her şeyi öğretiyor. Yani sanki film... Hazırlanıyor mu diyorsun yani, insanlık? Hayır, rastlantı olamaz bu. Sizin bu söylediklerinizden sonra hiçbir şekilde rastlantı olduğuna inanamam. Çünkü Mitra'yı biz bir aydır konuşuyoruz. Amerika'daki o Mitra'da çıkan o Amerikan sembolü olan onu konuşuyoruz. Ve şimdi 5 Kasım'da da vizyona girecek film tamamen bununla örtüşüyor. Hollywood gelecek tasarımı yapar tabii çünkü. Tabii ki. Yani Matrix'e başlamıştı. Hatta 1988 yılında Yaşıyorlardı diye bir film var. Bağımsız bir yapımcı tarafından yapıldı. Orada da çok ilginç. Uzaylıların dünyadaki insan kılığında insanlara nasıl, hani insan kılığında aramıza nasıl karıştıklarını, kilit noktalarda olduklarını ve senin mesleğiyle çok ilgiliydi o film. Çünkü bütün medya ve özellikle televizyon kanalı bütün dünyanın beynini yıkayabilecek güce erişmiş bir filmdi. Ama konuyu değiştirmeden Mitra olayına gelelim. Mitra gerçekten dünya dışı bir varlık. Ben bunu kabul ediyorum. Anunnakileri de kabul ediyorum. Bazı arkadaşlar beni eleştiriyor. Ben de onlara şöyle diyorum. Onlar tanrı falan değil kardeşim. Bizden de çok üstün de değiller. Hani yapı olarak. Çünkü okuyoruz tabletlerde. Sevgilileri uğruna birbirini öldürmüş. Gece gündüz şarap içiyorsun. Eğlenceyi seviyorsun. Bu nasıl tanrı? Yani insani ne varsa zevk alıyorsun. Ama geliyorsun havadan uçarak seni kanatlı tanrı olarak çizmişler. Yani onlar uzay aracını nasıl çizsin? Yani var da. Bak onu keşke gösterebilseydim. Mısır'da biliyorsun helikopter, denizaltı çizimi var. Evet. Yani onlara sonra geleceğim. Sonuçta buraya baktığın zaman Mitra da bunlardan biri. Ama Mitra galiba biraz daha iyiymiş. Şöyle, aslında en korkunç din olarak bakılır. Mitra'yı kötüleştiren önce korsanlar sonra Romalılar olmuş. O da şöyle, Mitra insan kanı dökülmesine karşı bir tanrı. Ama korsanlar gidiyorlar köylülerin işte... Dağlık bölgelerde boğa bulmak zorundalar. Boğayı kilometrelerce yürütüp getirecekler. Türkiye'deki Akdeniz bölgesinde özellikle Olimpos var ya Antalya'nın hemen yakınında. Orada kurban edecekler, eziyet. Adamlar zaten kısa yoldan zengin olmaya alışmış. Bunun yerine bir sistem geliştirdiler. Onu da şöyle yaptılar. En yakın köyü basıyorlar. Oradaki bakire genç kızları toplayıp kesmeye başladılar. Bu kadar net konuşuyorum. Onu Mitra'ya adadı, insan kanı akıtmaya başladılar. O yüzden bir vahşete dönüştü Mitra dini. Daha sonra da Romalılar arasında yayıldı. Hatta hiç vazgeçmedi Romalılar ve o gün bugündür Mitra dini var.
Şimdi onu söyleyelim. Zerzaman Kalesi olayında bak biz bu ülkede yaşıyoruz. Evet. Bu ülkede yaşıyoruz. Hiçbirimizin haberi yoktu. Ben Zerzaman Kalesi'ni yıkıntı, işe yaramaz çünkü öyle görüyorduk uzaktan. Yıkılmış bir yer. Yani hiçbir özelliği yok biliyorduk. Meğerse aşağıdaki o labirentlerde, galerilerde işte tapındıkları şey o ailenin ayinler çocukları yapılıyordu. Geldi, ayinler yapıldı. Hala hazırda bu küreselci tipler gelip orada ayin yapıyor mu yaptılar. Hocam? Şehir efsanesi mi bu? Hayır, şehir efsanesi değil. Zaten kendileri gururla da böyle açıkladılar. Kendi haber ajanslarına düştü bu. Geldiler, orayı ziyaret ettiler diye geçti. Bir gece vakti geldiler ama çok net bilgidir. Orada yüksek güvenlikli önlemler alındı. Bir kere onu söyleyeyim. Hatta burada kuş uçurulmadı o bölgede. Özel uçakla geldiler. Diyarbakır Havaalanı'na inip Zerzaman Kalesi'ne gittiler. Orada tapındılar. Orada tapındılar. Tapındıkları yerde o alttaki şey işte galeri bölümünde. Ki orada zaten mitraya simgeler var zaten görünecektir. Ondan sonra geri döndüler. Bunların hepsi Anadolu toprakları üzerindeki büyük planı işaret ediyor. He. Dediğin doğru. Şey olayına gelince o madalyon olayında bir soru işaretim var. Oradaki arkeolog, değerli arkeologlarımızı ben suçlamak istemiyorum. Çünkü eğer bunda bir art niyet var, o gerçekten bir tasarım olarak hani öne sürülmüşse o zaman meslekten ihraca gider bu iş ama o riski hiçbirinin göze alacağını sanmıyorum. Karbon testi denen bir olay var. O yüzden ben o madalyonun gerçek olduğuna inanıyorum. Amerika'nın simgesi var yani. Amerika'nın simgesi oradan çalınma öyle değil. Evet evet. Yani aynen, Amerika'nın aynen. Simgesi o zaman, yok. O simgenin ya o simge ya da onun muadili daha önce ortaya çıktı. Tabii ki zaten bak Amerika'nın bütün her şeyinde olduğu gibi paganizmin bütün izlerini görürsün. Yani o bir dolarda bütün sırları var zaten Tanrı'nın gözünden şeye kadar. Ne doğru arıyoruz bir onu dolar. Da hocam ya yani. Çok güzel. Bu Emrah sordu ama tam bir yanıt alamadık. Buyurun. Biz biliyorsunuz deşmeyi severiz. Deşelim. Bu Göbekli Tepe'nin altında ne var? Tamam. Neden biz kendi ülkemizde de Tarsus başta olmak üzere başka yerlerde de var, kazılar yapıldı. Bir yere mi ulaşmaya çalışıyoruz? Bir şey mi bulmaya çalışıyoruz? Evet. Bulduk da açıklamıyor muyuz? Allah aşkına bize şöyle birkaç dakikada bir anlatın. Ya, ama sonra Emrah'ın sorusu da çok önemli. Emrah aslında biraz önce sorunun cevabını kendi verdi. Yani şöyle anlatayım. Sorunun içinde verdin onu. Göbekli Tepe de gerçekten halka açıklanmayan çok şey var. Ben biliyorsun yakın zamanda gene oradaydım. Yani oraya hatta bir gece vakti de gittim tek olarak. Bu yayını oradan yapsak iyiymiş. Yani çok ilginç bir yer orası ama hani bilmeyenler için söyleyelim aslında küçük bir bölge. Yani şu an kazılan bölge o kadar küçük bir bölge ki o devasa arazinin ortasında su bardağı genişliğinde bir yer düşün yani. Daha oranın dibine doğru iniyorlar. Orada konuştuğum ama ismini vermek istemeyen haklılar mesleki açıdan zora girerler. Bir takım arkeologlar var. Oranın altında bambaşka, çok daha farklı, devasa bir şehirden söz ediliyor. Yani bunun anlamı şu, çok daha geriye giden bir tarih söz konusu. Bu da bize anlatılan insanlık tarihinin, yani insanların ilkel ateş yakmaktan başlayıp gelme yalanının, yani olayının bir yalan olduğunu ortaya çıkartıyor. Yani burada bak gene önümüze din kitapları çıkıyor. İşte Tevrat'tan indirilmiş meleklere gidersin veya işte Hazreti Adem'le Havva'nın indirilmesi. Yani bunları dikkatli baktığımız zaman aslında insanın ilkel yaratık olarak değil, gelişmiş varlık olarak buraya indiğini görebiliriz. Şimdi çok dini konulara girmem biliyorsun, onu işin üstadlarına bırakırım ama bu yasak elma konusunu doğru anlamak lazım. Yani elma günah değil. Ama yasak elma bir simgedir. Yasak elmayla Havva, Adem'i de kışkırtarak yasak bilgiye ulaşmaya çalıştı. Yasak bilgi yaratılış bilgisiydi. Elma budur. Ve bunu bak çok ilginç bir şekilde. Hala o elmanın peşindeler. Evet, o elmayı, olanlar. Evet. Aa bak nasıl bütün tamamlandı. Yani, o elmayı nerede görüyoruz? O marka ismini vermeyeyim sıkıntıya giriyorsun. Biliyorsun değil mi? Herkes ünlü bir biliyor, marka var. Yani biliyor. Telefon markası, bilgisayar markası. Orada ısırılmış elma var. Yani Newton'un kafasına düşen. Tabii ki ne diyor biliyor musunuz orada? Biz bu sırrın yarısına ulaştık. Gerisine de ulaşacağız. Yani burada verilen mesaj bu insanlara. Artık yeni tanrı biziz. Yani bunlar zıvanadan çıkmış. Bana soru soruyorlar. Bunlar Tanrı kavramını bilmiyor mu? Sen de sordun. Hayır biliyor. Bunlar Tanrı'nın farkında. Tanrı'nın
ne olduğunu biliyorlar ama taraflarını şeytan olarak seçmişler. Yani resmen bizim tarafımız bu, biz şeytanın dediğini gerçekleştireceğiz diyorlar. Yani ama tabii illa deccaliyet sisteminden yola çıkıp o kadar da konuşmak istemiyorum. Çünkü işin bir de Anunnakiler boyutu var. Anunnakiler... Bence çok basit ve çok güzel anlı. Yaratılış sırrının peşindeler. Yani onun peşindeler. Anunnakiler zaten şeyle, Göbekli Tepe ile direkt bağlantılı. Bak, Anunnakiler varlığı orada inkar ediliyor. Şimdi oraya baktığın zaman Anunnaki varlığını çok net görebiliyorsun. Oradaki o şeylere, T biçimindeki... ne diyeyim sana, taşlara, ama onlara öyle bir çizimler var ki üzerinde, çizim değil onlar, kabartma, elini şaşırıyorsun. Bugünkü teknolojiyle, lazer teknolojisiyle yapabilirsin. Sen dümdüz aşağı ineceksin o devasa 5 metrelik duvardan, oraya bir tilki, domuz, aslan ya da benzeri bir şey yapacaksın, sonra tekrar düz ineceksin. Adamlar ne anlatılıyor bize? Paleolitik çağ. Ta 2 milyon yıldan 10 bin yılına kadar uzanan ilkel insan devri, yani sadece deriyle dolaşan, ateş yakmayı bilen, konuşmayı bilmeyen. Hı hı. Adam oturmuş sanat çalışması mı yapmış orada? Yani bunların hepsi, kusura bakmasınlar, herhalde halkı da galeyana getiremezler. Çünkü o zaman size yalan tarihi anlattık diyecekler. Bütün olay şu, bak olayın özü şu. Yazıdan bu yana yaklaşık 5000 yıl oldu bulunmasından bu yana. 5000 yıl önceki her şey karartılmış durumda. Yazıyla bile anlatılan tarihte çarpıtılmış durumda. Ya şu an bizim geçmişimizle ilgili sadece Osmanlı tarihini 5 ayrı kaynaktan oku, 5 ayrı kaynaktan 5 ayrı anlatım görüyorsun. Yani o yüzden tarihi kendilerine göre anlatan bir İngiliz, bak İngilizlerle Fransızlar çok oynadı tarihle, daha sonra İngiliz tarihi bütün dünyaya hakim oldu, Amerika tabii devreye girdi. Kendi uydurdukları tarihle dünyayı bir şekilde yönetmeye çalışıyorlar. Yani olayın özü bu. Göbekli Tepe bunlardan biridir. Göbekli Tepe hiçbir şekilde ilkel insanların yapısı değil. Siz şimdi de orada toprakları falan görünce diyorsunuz burada nerede beton? Adam niye beton kullansın? Gördüm, orada kesme taşlar kullanılmış. Oranın dibinde varmış ama işte üzeri kapatılmış, milyonlarca ton toprakla devasa tepeler oluşturmuş. Hiç kimse yapamaz o çağın insanı. Şey geliyor aklıma, Şebnem Hanım'la da konuştuk ya, insanın altıncı döngüsü. Evet, döngü. Yani aslında kıyamet 6 kere yaşandı. Zaten bunu defalarca din kitaplarında da görüyoruz. Yani bunu denklem yerine bahsetmiyorlar. Bütün sohbetler birbirini nasıl bağlıyor ve taçlandırıyor, inanılmaz bir şey. Evet, Emrah, yeni bir başlıkla. Ya çok güzel yere değindin. Bu döngüyü hep zaten bunu Mevlevi şeyinde de görürsün. O dönme o yüzdendir. Sürekli bir döngünün içindeyiz. Yeni çıkan bilimsel şeylere baktığınız zaman son yaklaşımlar demiyorum, artık kanıtlanmış, her şey birbirinin etrafında dönüyor evrende. Tabii hocam. Bak, evrenlerin atomun içinde böyle dönüyor. Bir hareket şey. Var. O, dönüş. Tabii ki. Hocam, ama evrenler evrenlerin çevresinde dönüyormuş. Yani paralel evren, paralel evren gidiyor ama hep aynı döngü. Dolayısıyla biz de insan olarak ne yazık ki dersimizi almadığımız için, bak almadığımız için bu kadar uyarılara rağmen işte 6. döngü müdür? 7. döngüde sona doğru gidiyoruz. Çünkü her defasında helak olunmuş. Doğru. Evet. Unutma sorunu, bir şey ekleyeyim. Başladım ya böyle. Anunnaki olayında bak şey görüyorsun. Enli bir nükleer savaş belli yaşanıyor ve şöyle anlatıyor. Öyle bir savaş yaşanıyor ki gökyüzünden gelen tanrılar yeryüzündeki tanrılarla karşı karşıya geliyor. Yani bunlar uzaylı savaşına tanık olmuş. Kapadokya bunların çok net örneğidir, bir kere onu söyleyeyim. Evet. O yüzden öyledir. Mesela orada şeyi görüyorsun. Baba bize yardım et diyor Anu'ya. Anu diyor ki ben sana niye yardım edeyim? Bu felaketi sen yarattın. Bir tepkime olmuş o nükleer savaşta. Her yer yanarak yıkılarak bütün canlıları yok ederek yürüyor. Orayı terk et diyor. Çünkü diyor bu senin elinde meydana gelen bir felaket. Ben bir şey yapamayacağım. Ama daha önceki Nuh tufandan bahsediyor, Nuh demiyor ama. Büyük diyor işte su baskınını Tanrı'nın işiydi, onu zaten ben engelleyemezdim diyor. Yani nereye bakarsan bak eski pagan dinlerinde Nuh tufanını görüyoruz. Ve dolayısıyla bu Anunnaki tabletleri, çünkü orada bir soru işaretleri var. Hani bazen sanki sonradan mı acaba eklendi gibi, Sitçi'nin hani bir takım şeyleri mi acaba uydurması gibi, ama Atatürk öyle bir araştırmaya girdiyse
Yani Atatürk'ün de kandırılacağı düşünülemez, onu söyleyeyim. Atatürk'ün çok ciddi araştırmaları var bu konuda. Hatta Sümerler Türk'tür diye Türk evet. tarih tezinde notu var. Evet, Türk evet, soyudur diye. Yani. Şimdi şuraya bağlayacaktım. Kafamda çok şey dönüyor. La galibe illallah diye bir söz vardır. Mutlak galip Allah'tır deriz. Evet. Şimdi Şebnem Hanım'ın anlattıkları zihnimde dönmeye başladı. İnsan çaresiz kaldı. Artık savaşamaz bu güçlerle, küresel güçlerle. Mücadele edemez noktaya geldiğimiz noktada Allah işte o döngünün birini kırıyor. Döngüyü evet. kırıyor ve sonuçta yine galip olan Allah oluyor. Şüphesiz. Yani izin vermiyor. Böyle olacak. Ya sanki şüphesiz. Evet böyle bir sürece doğru da gidiyoruz. Çünkü gidiyoruz. Karşımızdaki güç o kadar güçlü, o kadar güçlü ki biz konuşuyoruz ama biz konuşurken devletler bir bir diz çöküyor. Zaten biraz önce söylediğim oydu. Ne yazık ki ulus devletler direniyor diye bazı arkadaşlarımız Ferdi Hanım'ın programında da... Kim devlet ben görmüyorum. Yani Ferdi Hanım programında da televizyon programlarında konuşan arkadaşlar vardı. Ben hani şey yapmadım, Ferdi Hanım'ı aramadım. Hani bu yanlış bir konuşma. Hiç bu ulus devlet direnmiyor. Kimse kusura bakmasın. Türkiye'de yani, bunun içinde direnmiyor yani. Bunu zaten ben baştan beri Türkiye'nin programından yer yerde açıkladım. Yani... Ülkesimi de verdim, burada da veririm. Yani Türkiye yeni projenin ortaklarından, orta direği. Yani şu an zaten bunu görmek için çok böyle aman aman bir şey araştırmaya alame-i gerek yok. Alame-i cihan olmak gerekmiyor. Cirit atıyorlar zaten ya hocam. Zaten şöyle sevgili Ferda, seni Sağlık Bakanı'nın yeni dünya düzeninde yerimizi aldık diyor. Cumhurbaşkanı'nın konuşması var. Artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Yeni dünya düzeninde yükselen bir Türkiye olacak anlamında konuşmaları var. Buradan artık ne çıkaralım? Yani bunu çıkartmanız lazım. Zaten bu son yaşanan olaylara bakın. Amerika'yla, Batı'yla. Yani şimdi 10 büyükelçi sizi uyarıyor. Bu bir rezalet. Bu bir rezalet. Yani bir koloni devletine yapamazsın bunu. Türkiye'yi uyarıyor. Türkiye'de ne yaptı? Onu da atıyorum dedi. Yani sınır dışı ediyorum derken neyse orta yol bulundu. Bunun anlamı çok açık. Yani Batı ve Amerika ittifakına Türkiye yeni yerinde yerini aldı mesajı veriliyor. Yani bunu görmeyen stratejistlere ben anlamıyorum, bunu göreceksin. Yani bugün Biden'la Erdoğan görüştü Sayın Erdoğan. Ne çıktı? Hiç. Koşkoda bir hiç çıktı. Her zamanki gibi bir şey gördük. Ne diyelim? Hamaset. Yani öyle. Hadi. Yani. En azından gerisi çıktı. 20 dakika denecek manşet çıkmadı. Bir saat en sürdü. En azından hayır. Uzun sürdü. Bir saat sürdü. Bu bir anlat. Yani şey bu. Göz boyama. O kendi şeyine tarafına işte Biden zaten mesajını veriyor. Hani bir şekilde taraftarlarına. Yani Türkiye'de bu oyunun zaten hani orada konuşurken zaten biliyor bu işin olmayacağını. Türkiye artık yeni dünya düzeninin yeni ortağıdır. Hadi buradan bir daha söyleyelim. Yani bunun aman aman gizli bir tarafı da yok. O zaman şu sorunun tam yeri hocam. Madem yeni dünya düzeninde artık o küresel ortaklardan biri hı-hı. olduysa. Evet. Şimdi kadim bilgiler ışığında baktığımızda bu coğrafyadan istedikleri var. Çok. Olay şu an bizi Melheme-i Kübra noktasına mı getiriyor ya da götürüyor? Böyle sorabilirim. Şimdi biz bunlarla birlikte hareket edeceksek onların bizim üzerimizdeki planlarını nereye koyacağız? İşte olay bu. Şimdi ben onu hep söylediğim şu. Ne Batı vazgeçebiliyor, ne Amerika vazgeçebiliyor Türkiye'den, ne Çin ve Rusya. Yani hocam, ama çok ortağız ilginç. Dediğiniz zaman işte, sanki biz kazançlı çıkıyoruz gibi bir hava çıkıyor ortaya. Şimdi, bir de işin bu tarafı var. Ortağız diyen... Buradan bakınca da zararlı çıkıyoruz. Biliyorsun ortağız diyen yönetim ama şöyle bir ortağız derken... Şimdi geçmiş dönemden bugüne yaşanan şu 40-50 yıllık süreçte anlaşıldı ki... Türkiye'nin Batı dünyası arasında yer bulması çok zor. Almıyorlar. Evet, yani aralarını almıyorlar. Evet. Şimdi bu durumda bir devlet aklı vardır. Burada siyasetin dışında konuşmak gerekir. Yani devlet ne yapıyor, ben, ona bakmak lazım. Tabii devlet aklıdır. Yani ben şöyle anlatayım. Devlette bir dönem çalışmış insan olarak bu sistemin nasıl çalıştığını biliyorum. Siz bir bakanı görürsünüz açıklama yaparken. Ben yaptım der ama aslında o yapmaz. Onun arkasında bir akıl vardır. O da şöyle. Yani en basitinden örnek vereyim. Ulaştırma Bakanısın diyelim. Sana işte Marmara'yı ya da işte büyük yeraltı tünelleri yapılacak. Bakan nereden bilecek bunu? Sonuçta onu oranın 40 yıllık, 50 yıllık o deneyimli evet, mühendisleri şunlar bunlar. Yani onlar önüne getirir, onaylatırlar. Sözcüsü olarak konuşur. Devlet böyle çalışır. Devlet aklı dediğimiz bu. Yoksa mafyamsı devlet aklından bahsetmiyorum. Kadim devlet aklı vardır bir de. Yani dolayısıyla bu devlet aklı şu anda yeni sistemi daha uygun buldu. Bana soracak olursan sence nasıl diye,
içinden geçtiğini biliyorum. Evet, Türkiye'nin daha avantajını olacaktır bu. Neden olacaktır onu söyleyeyim. Çünkü İpek Yolu denen bir uygulama var. Biliyorsun İpek Yolu şeyde başlıyor. Çin'de, İngiltere'de bitiyor. İngiltere bunun baş ortağıdır. Şu anda Amerika ile arası çok kötü İngiltere'nin. Bir kere herkes bunu bilsin. Yani birlikte hareket etmiyorlar. Hatta dikkat edin. 10 büyükelçinin arasında İngiltere yoktu. Bu kasıtlı bir davranıştır. İngiltere dünyada siyaseti en iyi, yani böyle ne diyeyim, saman altından yürütülen siyaseti en iyi uygulayan ülkedir. İran da öyledir ama şu an İngiltere ondan çok daha üst düzeyde. İngiltere zaten Türkiye'ye gerekli mesajları veriyor. Uçak konusuna da gelelim. Kimse söylemiyor. İngiltere Genelkurmay Başkanı 10 kere Türkiye'ye geldi. Uçak satmak istiyor. Onların da var uçakları. Yani sorun yok. İngiltere yanaşıyor Türkiye'ye. Çünkü yeni projenin başı Rothschild ailesi orada. Orada olduğu için merkez orada. Yeni Çin'deki uygulamanın yaratıcısı, yani uygulayıcısı Rothschild ailesidir. Dolayısıyla İngiltere merkezli davranan Rothschild ailesi, finans merkezi orada biliyorsun. Olduğu gibi yeni bir dünya düzeni oluştururken Türkiye'den vazgeçemiyorlar. Türkiye orta direği. Yani ben doğru mu anlıyorum Emrah, bilmiyorum. Öyle mi anladın sen de? Bunların bir planları var. Evet. Türkiye şu an onların yanındaymış gibi gözüküyor mu? Kendi kazanımları için acaba gibi bir anlam. Çünkü diyorsunuz ki devlet aklı var. Evet. Şimdi biz şu an sanki onların tarafındaymışız gibi bir satranç mı? Bu bir satranç. Ya sanki satrançtan da öte hocam, Türkiye'ye karşı koyamadığı için en azından bir direnme ve süreci uzatma şimdi hamlesi yapıyor. Peki o zaman şöyle, hamle diye katılıyorum, çok doğru ama şöyle bir hamle yapıyor. Akdeniz'e bakacaksınız, Doğu Akdeniz ve Suriye'ye. Suriye'ye baktığınız zaman işbirliği yaptığı ülke olarak bütün sorunlara rağmen, Rusya ile arası hiçbir zaman çok iyi olmadı Türkiye'nin ama şu an ortak hareket ediyorlar. Çünkü Putin akıllı bir adam. Uçak düşürüldüğü zaman ben hiç unutmuyorum, Rusya başka bir ülke olsaydı çok ciddi biçimde savaş çıkardı. Ve o zaman Türk ordusu çok sarsak durumdaydı FETÖ'cüler yüzünden, onu da söyleyeyim, o ihanet şebekesi yüzünden. Dolayısıyla bir kelime söyledi. Dedi ben şimdi hiçbir şey yap, savaş mı çıkarayım, ne yapayım dedi. Çünkü medya savaş istiyordu orada. Ondan sonra da şunu ekledi. Doğalgazı da kesmeyeceğim. Halkı dedi doğalgazsız kışın ortasında üşüteyim mi dedi. Bunu bizi sevdiği için söylemedi Putin. Akıllı bir siyasetçi. Türkiye'yi kaybetmek istemiyor. Çünkü Türkiye onun önünde Amerika'nın duvarını oluşturuyor. Türkiye Türkiye'den büyüktür diye bir laf var hocam. Yani herkes görüyor. Şu an Türkiye izin vermediği için Amerika Rusya'yı saramıyor. Saramıyor. Yani eskiden hani çok 70'li 60'lı yıllarda cirit atıyorlardı. Benim oturduğum mahalle Silme komşularım Amerikalı subaydı. Ben Ankara'da doğdum büyüdüm. Oturdum. Onların arasında bizim evimiz onların oradaydı. Yani oradan buraya geldiğimiz için Amerika'yı engellemenin en İran içinde Türkiye bir güvence oluşturuyor şu an. Ama Türkiye'nin çıkarı o değil. Türkiye şu an biliyor ki Batı ile hareket ettiği takdirde Doğu Akdeniz gidecek, Kıbrıs gidecek ve maalesef Güneydoğu gidecek. İşte onu anlatmaya çalışıyorum. Merlemeyi, Kübra'nın taşları mı döşeniyor? Olay bu. O döşeniyor. Dolayısıyla Türkiye şu an yapmış olduğu yeni hamlelerle bir takım stratejik adımlar atıyor. Yeni bir harekat da bekleyin. Yani Suriye'de yapılacaktır. Şunu söyleyeyim sadece. Bu yeni harekat hocam Amerika'ya rağmen mi, Rusya'ya rağmen mi? Nasıl bir harekat olacak? Bu onda? Rusya'nın onayıyla Amerika'ya rağmen yapılacak. Yani Rusya ile şu an Türkiye her koşulda karşı karşıya gelmiş, Ukrayna yüzünden özellikle. Evet. Çünkü İHA'lar çok zarar vermeye başladı. Buna rağmen Rusya Türkiye'yi karşısına almaz, Türkiye de Rusya'yı karşısına almaz. Çünkü öyle bir şey var ki, bağımlılık oluştu ki iki ülke arasında. İkisi de birbirine böyle göbekten bağlı. Hiçbir şey yapmasa, bugün Rusya düğmeye bassa, doğalgazı kestim dese gerçekten perişan oluruz yani. Şu an bizim kaynaklarımız daha girmedi devreye. Artı Türkiye senin işte önünü kestim dese, her türlü Amerikan üssü girip orada tatbikat yapıyorum dese Rusya perişan olur. Yani bu çok ciddi sonuçlar doğurur. Dolayısıyla iki devlet de bunun farkında, devlet akılları. Ha, Türkiye ne yapıyor? Stratejik anlamda hadi onların söylemediğini ben söyleyeyim. Türkiye'nin yapacağı şu. Bugün Kıbrıs'a hiçbir şey yapmasa, elinde çok büyük güç var Türkiye'nin elinde. Bunu bir general de dillendirildi. Onu söyleyeyim size. Eski bir general. Bugün Türkiye çok ciddi bir güç var elinde. Kıbrıs'ta, Magosa'da bir havaalanı, hava üssü var. Orayı Rusya'ya atsın
ve Çin'i de davet etsin ortak stratejik üye olarak NATO'dan ayrıldığı yön, Akdeniz'e bir tane Avrupa ya da Amerikan gemisi giremez. Onlar bilmiyor mu? O yüzden geri adım atıyorlar. Hocam bak, zaten Türkiye'ye Rusya tarafından böyle bir açıklama geri var. Gidiyorlar. Efendim? Rusya tarafından böyle bir açıklama var. Rusya var. Artık net olarak Çin'de tarafını istiyor. Seç diyor. Ya şey, şimdi şöyle, tabii ki o öyle istiyor ama... Çünkü bu hafta öyle bir haber dolaştı. Tabii yani fırsatı değerlendiriyor. Şimdi bakın, politika çok garip bir şeydir. Yani böyle kanlı düşman olursun, ondan sonra gelirsen de masaya oturur. Şu an Rusya elini ovuşturuyor. Türkiye benden taraf kaysın diye. Çünkü Türkiye'nin gücü bak çok önemli. Stratejik konumu çok önemli. Yani Türkiye tam kilit nokta. Senin söylediğin noktadayız biz. Yani kilidiz biz. Dolayısıyla Putin dediğim gibi yani bir KGB geçmişi olan çok farklı bir adamı. Ayrıca da Putin'in öldürdüğü adam sayısını kendi de hatırlamıyor. Yani sağ elemanı adam çok acımasızdır evet, yani Putin evet. Onu söyleyeyim. Öyle kimseyi falan sevmez o. Ama akıllı adam. Yani bitmiş tükenmiş Rusya'ya yağ kaldırdı. Tekrar hani bir şekilde. Fakat Rusya eski Rusya değil. Şu anda Çin çok hızlı geliyor. Çin en büyük özelliği şu, onu da söyleyeyim. Askeri güç göstermez. Bakın 100 yıldır kimseye askeri güç göstermedi. Mao zamanında da göstermedi. Şu anda da dikkat ederseniz o kadar tehdit ediliyor Amerika tarafından. İşte son dönem fena olur gibilerden bir açıklama yaptı ama gene de çok şey yapmıyor, tehdit etmiyor çevre ülkelerini. Yani istese o bölgeyi ezerek ele geçirir. Yani şu an askeri güçten çok ekonomik güç olarak giriyor. Bu da Çin'in çok köklü bir devlet olmasından kaynaklı. Yani binlerce yıllık. Şöyle yani de diyebilir miyiz? 2000 yıllık diyoruz, o 5000 yıllık bir devlet. Şöyle de diyebilir miyiz hocam? Yani Çin çok akıllı geliyor. Sağlam çok akıllı geliyor. Çok akıllı geliyor çünkü bu sefer Batı sermayesinin en güçlü ismi arkasında. Rothschild ailesi Çin'de. Evet. Yani bugün komünizm dediğimiz sistem vahşi kapitalizmle birleşti ve dijital faşizm ortaya çıktı. Ya çok garip olan o. Yani yeni sistem dijital faşizm. Dolayısıyla hadi faşizmi silelim, dijitalizm diyelim. Dijitalizm içindeyiz zaten. Yani şey göreceğiz bundan sonra. Otokrat yöneticiler göreceğiz. Çok sertleşen. Otokrat yönetimler göreceğiz. Hep demokrasi havarisi kesiliyorlar ya, bunların hepsi hikaye. Alın size bir tane son örnek vereyim. Ondan sonra topu size vereyim. Avustralya'da ne oluyor şu an? Aşı reddedenlerin hepsi hapse gitmeye başladı. Evet, bilmem evet. Ne falan. Bunun adı faşizmdir. Kesinlikle. Diyorum ve buyurun diyorum. Bir ilave yapayım hocam. Mesela şu anda enteresan bir şey var. Çin'le ilgili aslında biz az konuşuyoruz. Çin'le ilgili çok konuşmamız lazım. Çünkü kapatıyor kendini, konuşmayı engelliyor. Dünyada Amerikan hegemonyasına da, Amerikan dijitalizmine de, Amerikan ekonomisine de alternatif olarak yapı kuran tek devlet Çin. Çin. Tabii ki. Yani bugün dünyada bütün interneti kesseniz Çin'de hayat aynen devam ediyor hocam. Ama ben şöyle anlatayım. Benim çocukluğumda uyuyan dev diye anılırdı Çin. Mao'nun zamanında. Hala uyuyor bence. Uyumuyor. Hocam çok, şöyle, çok fena harekete geliyor. Özür dileyerek cümleyi değiştireyim. Biz bize öyle görünerek gelmeye devam ediyor ama çok ciddi geliyor. Çok ciddi geliyor. Bugün Afrika'da birçok devletin altyapısını, ondan sonra limanlarını almış durumda. Türkiye hocam, de orada. Avrupa'nın 5G yapılarını kuruyor şu anda. Yani, Huawei'nin yaptıkları orada da. Türkiye de orada yalnız. Tabii. Afrika'da niye Türkiye var diyorlar da Türkiye orada olmak zorunda. Çünkü Afrika'yı ele geçirmek çok önemli. Yani ele geçirmek tabii orada yanlış doğru olmasın. Bir adım atıyoruz. O çok net yani. Ele geçirmek yanlış olacak ama şey diyelim. Orada bir adım atıyoruz. Atmak zorundasın. Evet. Fransa'nın etkisi bitiyor. Fransa bitiyor orada, tükeniyor. Fransa'nın düşmanlığı şu an Türkiye'nin orada attığı adımlardan. Türkiye diğer, bak Rusya da girdi oraya. Aynı anda bak Türkiye Rusya birlikte girdiler. Bugün Libya'da da her ne kadar konuşsalar da hani bir ara Rusya Türkiye karşı karşıya geldi. Libya'da ne oldu? Şimdi gene ortak yol bulundu. Fransa, Amerika gene dışlandı. Darbe üstüne darbe geliyor, kimse fark etmiyor. Evet. Yani tarih yeni baştan bambaşka bir şekilde kuruluyor. Bunun adı stratejik adımlardır. İlla sevmek zorunda değiliz. Yani hep sevgiyle devlet gidiyoruz hepimizin. Ya biz çok tuhaf bir milletiz. Ben niye İngiltere'yi, Fransa'yı, Çin'i, Rusya'yı sevmek zorunda değiliz? Çıkarınız neyse, devlet aklı senin söylediğine geliyorum. Ona göre davranır ki... Çin'le geçmiş dönemde çok Orta Asya döneminde zaten iç içe yaşamışsın, akrabalıklar kurmuşsun. Ya birçok insanın soyu orayla karışmış, o sana karışmış, sen ona karışmışsın. Süreyi ekonomi kullanmak adına vallahi çok merak ettiğimiz bir soru var. Oraya gelmeden şunu söylemem lazım. Dün biriyle de bununla ilgili münakaşa ettim hocam. Sizin söylediklerinize binaen söylüyorum. Sınırlar
sınır dışında korunur. Sınır içinde sınır korunmaz. Geçmişte yaşadık zaten. Sınır içinde sadece savunma yaparsınız, delik deşik olursunuz. Cihat Yayıcı Paşa ne dedi? Biz kaleyi hep savunmada istedi. O yüzden kalemizin duvarları delik deşik dedi. Doğru. Yani daha geçmek biz gerek dedi. Bu son 10 yıldır sınırlarımızın dışına çıkarak sınırlarımızda rahat yaşıyoruz. Bizi mahvettiler. Bu işin sorunları yargılanmalı. Ben burada kesinlikle söyleyeyim. Bu askeri hocam sorunlardan bahsediyorum. İyi güzel de tamam. Şimdi sınır ötesinde korunur da sınırlarımızı da delik deşik eden, sürekli gelip giden biri var. Yani hocam şu anda da burada. Hala burada gitmemiş. Hala burada. Burada değil mi? Biz bu yayını yaparken seviyormuş. Çok burayı sevmiş. Bodrum'u hele. Bodrum'u. Ama Bodrum'u sevmiş de Bodrum'un denizini sevmemiş. Mesele Bodrum'un denizi değil. Bakın hocam Meryem Ana Kilisesi'ne gitmiş, hacı da olmuş. Gerçi ben de gitmiştim. Hacı olduğu sayılır bende. Yani ama... Ya ona bir soracaksın. O Tanrı'yı tanıyor mu ya? Ben onların kiliselerini gördüm. Evet, hocam. Onun gittiği kiliseyi gördüm ben. İsa bilmem ne Hristiyan kilisesi diye. Burada Bilgeist'ten bahsediyoruz. Bilgeist, onu da söylüyorlar yani. Evet. Anladılar bence. Yani orada İsa figürünü ya Allah onun resmini keşke bulsaydım. Ne var biliyor musun? İskeletimsi bir şey, İsa'ya benzeyen maymunumsu bir şey. Böyle çok çirkin bir yaratık. Ayakları keçi ayağı. İsa'ymış o. Onun gittiği kilisedeki İsa'nın tasviri o. Hmm. Yani ya bunların burada, inandığı bir din de yok. Bir Hristiyanlık da yok ortada diyor. Ya bunlar Hristiyanlığı bir şekilde dikkate almıyor. Ya niye burada niye? Başka bir şey. Ben bu hocam, soruya şimdi net cevap alamadım hiç kimseden. Bir, Meryem Ana Kilisesi'nde hacı oldu. Burada başka bir şey arıyorum ben. Bu tabii kilisede. Ki. Kim bir şey bilmem onu mu söylediğini hatırlayamıyorum. Bir frekans oluyor, açığa çıkarma olayı var. Artemis Tapınağı'ndan bahsettim. Artemis Tapınağı'ydı doğru. Bir frekans açığa çıkarma olayı var. İki, şimdi yatırım için diyor ama bu bildiğimiz anlamda bir yatırım değil. Milyonlarca metrekare arazi aldı. Özellikle evet. Ege Akdeniz ve Trakya tarafından. Şimdi daha bugün haber düştü son dakika. Yatırım amaçlı yeni araziler aldığına dair. Evet. Hocam bu arazileri Bill Gates neden alıyor? Hamle dedik ya az önce. Bill Gates bir hamleye mi hazırlanıyor? Bu hamle Türkiye'ye karşı mı yoksa dünyaya özel Türkiye merkezli bir hamle mi? Ben Türkiye merkezli... O adamın ilgisini niye celbediyoruz evet biz? Ya şöyle, Jeff Bezos da geldi buraya. Evet, hemen ardından. Beraberler, evet. İki tane böyle tuhaf insan geliyor arka arkaya. Bir de yaş günü kutladılar biliyorsun birlikte. Evet. Ya şimdi, hocam çok özür dilerim. İkinizden de özür diliyorum. Bir de dünyanın masrafı yapılıyor. Helikopterler, yatlar, özel uçaklar. Ama sonra çıkıp... Küresel iklim tehdidi diyor bu adamlar. Ya bunların bize yapmak istediğini bu örneklerden anlayın. Bize bir hapishaneye hapsedecekler, evet, sanal bir hapishaneye. Kendileri dünyanın tadını çıkaracak. Ben bunu anlıyorum. Dünyanın tadını çıkarmak çok hafif kalır. Onlar zaten çıkartıyor dünyanın tadı. Her türlü sapkınlığı da yapıyorlar. Şüpheniz olmasın ondan. Bunların dertleri o değil. Bunlar firavun olmak istiyor. Bak bunlar yeni dünyanın firavunları olmak istiyorlar. Burayı anlayamazsak bunların dertlerini, bunlar eskiden hükümetler yoluyla dünyaları yönetirlerdi. Ama şimdi kendileri artık hükümetleri istemiyorlar, biz hükümetleri yöneteceğiz. Ve dolayısıyla bize bağlı olacaklara gittikleri için ve dolayısıyla finans yoluyla da bütün ulus devletleri kendilerine borçlandırarak bağladıkları için inanılmaz şekilde şu an söz hakkını elde ettiler. 2030'da çok daha şeyini göreceğiz bunun, üst düzeyini göreceğiz. Soruna gelince evet buraya geliyor senin sorun da Emrah. Yani sonuçta burada toprak sahibi olduğu zaman bak toprak alırken o kâr etmek amaçlı almıyor. Hani alayım da apartmana vereyim demiyor. Onun derdi başka. Onun derdi bir kere her aldığı toprağın altında su yatağı var mı ona bakıyor. Bak nerede olursa olsun kâr önemli değil ona. Alta bakıyor. Altta büyük su yatakları var mı? Bunu ilk defa duyuyorum. Evet. Cihat Yayıcı Paşa su yatakları dedi, hatırlar mısın? Elon Musk'ın Starlink uydularıyla Türkiye'nin neresinde böyle nokta atışı, milim oynamadan su yataklarını çözdüler dedi. Evet. Hocam, hatta o Starlink uyduları bir milli güvenlik meselesidir dedi ama biz konumuza dönelim. Su yatağı bakıyor yani ilk arazi aldığında. Tabii onların tahlillerini, işte şeylerin analizlerini yaptırıyor. Ondan sonra arazileri alıyor. Trakya'da alıyor, Ege'de alıyor. Daha biz duymadığımız neler yapıyordur. Yani orada ve dünyanın diğer ülkelerinde de aldığını biliyoruz. Amerika'nın en zengin toprak ağası olmuş konumda şu an. Amerika'da da çok büyük araziler aldı. Bu kendine göre yeni müritler ordusunu da buraya yerleştirmek ve burada kendi ürettiği özel bak bir kısmını kendi sülalesinden diyeyim ya da kendi ırkından olanları yani yeşil kan diyeceğim de biraz ayıp olacak öyle geçeyim hadi.
Onu canlandırabilmek, dik tutabilmek için özel alanlarda özel bitkiler yetiştirecek. Bunlar ata, hani bizim ata tohumu diyoruz ya. Onlarla beslenen ama sadece kendisi için, insanlık için değil bu. Yani biliyorsunuz her ne kadar inkar etse de hiçbir sağlık şeyinden, kontrolünden geçmemiş kendisi ve çocukları. Yani bunu aşılarda dahil. Daha sonra yaptırdım falan diye hikaye konuşuyor. Yaptırmadığını kendi ağzıyla söyledi birkaç yıl önce. Hiçbir şey yaptırmadım diye. Şimdi bütün buraya baktığımda birinci amacı o. İkinci amacı, sen buradan bu kadar büyük toprak sahibi olursan zaten buraya bir takım yerleşimler de yapacaksın bir süre sonra. Şimdi Akdeniz'de biliyorsun İngiliz, Amerikan mahalleleri kentler oluşmaya başladı. Evet, yani örnek, evet, ben onları evet. kötülemek amaçlı demiyorum. Onların çoğu sevdiği için geliyor ama onları buraya yönlendiren zihniyet niçin onları buraya gönderiyor? Onu da bir düşünmemiz gerekiyor. Tabii ki. Yani toprak burada kaldırıyor. Bir asimilasyon, karışım da söz konusu olur. Aynısını Putin yapmadı mı? Aynısını Putin de yapıyor. Yani herkes sanıyor ki geçmiş dönemde buraya gelen özellikle hani Rus kadınların kendiliğinden geldiğini düşünüyordu. Hayır, o bir devlet politikasıydı. Putin'in buraya o kadar çok Rus kadın göndermesinin çoğu sonucunda birçok insan Ruslarla evlendi. Bu bir asimilasyondur aynı zamanda. Yani bunlara çok dikkat etmek lazım. Engellenebilir mi? Engellenmez. Yani ben istediğimde evlenme hakkımı kullanabilirim der adam ya da kadın. Ona bir şey diyemiyoruz ama bunlar hep çok ince politikalar. Ama size ek bir şey söyleyeceğim. Bu bir şeyde çıktı, internet sitesinde, Amerikan internet sitesinde komple teorileriyle ünlü ama ismini kaybettim. Geçen gün önüme düştü. Orada şöyle bir soru var. Şey diyor, Bill Gates cehennem kapısı için mi Türkiye'ye gitti? Pamukkale. Pamukkale. Hocam öyle bir kapı mı var Pamukkale'de? Evet. Bu nedir? Evet. Bu, ya da cehennem kapıları nedir? Yeryüzünde cehenneme açılan kapılar mı? Vallahi ben ilk defa duyuyorum ve konunun cahiliyim. Öğrenmek istiyorum. Ya gideceğiz ama. Oraya. Yakında gezi de yapacağız biz. Oraya bir gezi de yapacağız. Herkes görecek. Bu travertenlerin en üstünde, hani oradan çıkıyorsun, travertenlerle ilgisi yok. O eski kaplıcalar gibi bölge var yukarı doğru gittiğinde. Evet. Ziyarete kapalı, insanların çok dikkat etmediği, korktuğu bir bölge yerellerin. Çünkü zehirli gazlar çıkıyor oradan. Ama şöyle anlatayım, keşke resmi olsaydı. Şöyle anlatalım, şöyle bir yol var. Burayı bir yol düşün. Yani şurada bir havuz var. Burada da bir mağara var. Mağaranın ağzı taşla kaplı. Buna Mundus kapısı diyor Romalılar. Mundus anlamına, Mundus şeymiş, ölü anlamına geliyormuş onlar da. Ya da cehennem zebanesi gibi bir şey. O taş kaldırıldığı zaman ölüler, dünyasındaki ölüler ya da ruhlar, kötü ruhlar dünyaya akın ediyormuş. O yüzden Romalılar döneminde 2000 yıl önce Ağustos, Ekim ve Kasım aylarında birer gün o taş kaldırılır, ölülerin dünyaya gelmesi sağlanırmış. Yani kutlanırmış daha doğrusu geldikleri. Ve bunları gönderme töreni 18-21 Aralık arasında, bak çok ilginç, Hristiyanlıkta da öyle ilginç bir şey var, günler çakışıyor. Gönderme töreni yapılırmış. O ölüler geldiği zaman, geldikleri günlerde bütün kaplarla yemekler hazırlanır. Roma sokağı, yani o bölgedeki işte kent kasaba sokaklarına konur. Ve sabaha kadar beklenirmiş, sabahları o kapların boşaldığı görülürmüş. Artık kim yiyor? Bence sahipsiz fakirler mi yedi? Yoksa ölüler mi yiyor? Ölüler niye yemek yesin? O da ayrı bir şey. Ama çok korkarlanmış. En son 2000 yıl önce kapatılmış bu. Oraya o taş konmuş. Ondan sonra depremler yaşanmış. Kaç tane değişik uygarlık orayı ele geçirmiş. Yani el değişmiş, şu olmuş, Türkler ele geçirmiş biliyorsun. Türkler de ele geçirdiğinde o kapıya dokunmamışlar. Evet. Uzak durmuş herkes orada. Ama ne olduysa bilmiyorum, bu sene Turizm Bakanlığı açıklama yaptı. Bu haber BBC'ye düştü. Yani Çin haber ajansı yayınladı. Bütün dünyaya düştü, evet. Cehennem kapısı açılıyor diye. Ve Turizm Bakanlığı açacağını duyurdu. Yani törenle açacaklardı ama şu an tepki gelir diye vazgeçerler mi o törenden bilmiyorum. O kapı açılacak. Şimdi tamam, belki simgesel bir anlatımı var ama burada sorulacak sorusu ya değilse. Evet. Ya orası açıldığında ya her şey simgesel değilse ne yapacağız? Bilemiyorum. Yani böyle bir durum var. Bill Gates'in oraya gelip gelmediği sorulmuş o internet sitesinde. Bill Gates
Cehennem Kapısı'nı ziyaret için mi Türkiye'ye gitti diye bir haber var. Ama cevabını verememiş. Ben o haber üzerine bir video yapmıştım kendi YouTube kanalımda ve şöyle dedim. Bir yes Türkiye'ye geldikten 3 gün sonra haberi çıktı. Bak 3 gün önce geldi. 3 gün sonra Hürriyet'te şurada burada haberi çıktı. Bill Gates Türkiye'de diye. Oysa o haberden 3 gün önce gelmişti. Bill Gates'i o 3 gün içinde ne yaptı? Soru bu. Evet. Soru bu. Nerelerdeydi? Jeff Bezos'un gelme haberi. 2-3 gün geç çıktı. Jeff Bezos da mı oraya gitti? Birlikte oraya gittiler mi? Ne yaptılar? Çünkü haber çıktı. Haber çıktıktan bir hafta sonra Bill Gates'in Türkiye'ye geldi haberini gördük. Cehennem Kapısı haberinden sonra o geldi. Yani nerelere gittiler mesela? Bak, bilmiyoruz. Tabii ki yani burada bunların paganist inanışları, bu Mitra dini hep devreye giriyor. Mitra dini o bölgenin en etkin dini hala. Ya hala demiyorum pardon. Geçmiş dönemde o bölgenin en etkin diniydi. Mitra'nın kalıntılarıyla dolu etraf. Mitra'yı ben Kapadokya'ya gittiğimde oranın köylüleri bilmiyor, çok gömmüştüm. Boynuzlar duruyor. O boynuz Mitra simgesidir. Bu ne dedim? Dedemden kaldı diyor. Dedeme de dedesinden kaldı diyor. Mitra'dan kaldığını bilmiyor köylü. Yapmışlar böyle şeyde taşların üzerine çok, boynuz. Çok acayip bir coğrafya burası. Evet. Emrah, şimdi hocayı da çok yormak istemiyoruz ama son bölümüne geçelim sohbetimizin. Burada da biraz bugünden geleceğe bir bakış atalım. Ne dersin bilmiyorum. Kesinlikle, kesinlikle. Hocamın da üzerinde durduğu tarihler var. Onların üzerinde duralım derim. Lütfen. İstersen başlangıcı hemen yapabilirsin. 2023 hocam. Özellikle üzerinde durduğunuz tarih. Niçin? Siyasi mi yoksa başka bir şey mi var bunun? Siyasi altında? Yok. Benim siyasete karşı alerjim olduğunu zaten biliyorlar. Buradan da ilan ediyorum. Hocam yani ben de biliyorum da hani 2023 deyince herkesin kafasında siyaset var ya. Ama 2023 hep bugüne kadar siyaset üzerinden evet. Bir okuma yapıldı. Siyaset kullandı bunu. Ama 2023 çok öncelere dayanan bir şeyi var. Gizemli bir tarih. Yani şöyle anlatayım. Benim Kod 5 isimli kitabım var. Kod 5'te şöyle bir şey, bir Maya tabletinde yazılan bir şey var. Küçük bir anlatı var. İşte üç tarafı kayalarla kaplı, üç tarafı sularla kaplı anakarada yükselecek çift, gümüş kaplı çift yıldız diye. Çok garip bir anlatım. Ne olduğunu anlayamıyoruz hala. Ve bundan 2000 yıl sonra diyor, 2000 yıl sonra 2023'e denk gelen bir anlatım. Yani şeyden 3000 yıl sonra diyor, pardon, 3000 yıl sonra, Kod 5'te var zaten bu. Ben bunu aldım, kullandım. Bunun anlamının üzerinde çok durdum. 37 yıl önce Barış Manço. Kayaların oğlu, ona gelecek. Şey yaptı, şimdi Barış Manço'nun o dönem hani milli duygularla yapılmış gibi düşünüldü ama şimdi geçen gün gene dinlediğimde çok garip biçimde Mitra'ya böyle atıfta bulunan bir parça olduğunu gördüm. Kayaların oğlu kayalardan doğacak. Sadece yani son bölümünü şey. Okuyabilir miyim şimdi, hocam? Bir daha, ama bir şey düzeltmeliyim. Yani burada ben Barış Manço'yu asla karalamak amaçlı söylemiyorum. Ama bu kayaların oğlunda bir sır var. Bir sır var. Yani bu sır araştırdığım zaman gidiyor geliyor. Mitra da kayalardan doğdu. Biliyorsunuz öyle kabul edilir. Mitra kayalardan doğan bir tanrı kabul edilir. Gökyüzünden gelenden çok. O yüzden Barış Manço bir şeyler biliyordu galiba ama. Yani acaba burayı mı işaret etti? Başka bir şey mi işaret etti? Niye 2023 var o kayaların oğlunda? 1923'ün ılık bir Ekim sabahında evet. Diye başlıyor. O şiir programlarımızda da biz daha önce konuşmuştuk. Son bölümü şöyle. Doğudan hafif bir seher eli yükseldi ve asırlık çınarlar beni de aralarına aldılar. 2023'ün ılık bir Ekim sabahında yeni bir kayaların oğlunun doğuşunu beraberce seyre koyulduk diyor. Bak, yeni bir kayaların oğlunun doğuşu. Çok acayip bir cümle. Yani o tabii ki etkilendiği bir yer vardır. Bu hep dünyasal anlamda konuşuyoruz ama etkilenmeyi. Buna bizler de dahil, bir de bize indirilmiş bilgiler, buna vahiy denir de biz vahiy hani anlamda söylemiyorum. İnen bilgiler de vardır. Yani sonuçta bazı şeyleri konuştuğumuzda illa bir dayanağı, bilimsel dayanağı olmayabiliyor. Olması gerekmiyor. Yani bunu biliyorsun, benim Lübnan patlamasını durup dururken canlı yayında söyleyip aman Allah'ım ben ne yaptım dediğim gün yaşadım. Ben o konuda hiçbir bir, yani düşün, Lübnan devleti bilmiyor öyle bir şey. Ben İçine doğmak yanda. Diyelim biz ona ya da işte ve kendimi kontrol edemedim. Bak düşün, Türker şaşırdı. Çünkü alakasız bir konu ve bir anda ben dedim ki sakın dedim Lübnan'a gitmeyin, 3 ay içinde paramparça edecekler, çok büyük bir şey olacak, o yüzden gitmeyin dedim. Yani bunu hatta bir iki tane gazete beni yıpratmak amacıyla böyle bir iddiada bulundu, bakalım ne olacak diye
tuttu birinci sayfaya taşıdılar. 3 ay sonra da aynı gazeteler nereden bildi suçlamasına girdi. Ki bazı şeyler geldi bana. Tabii ki yani o ciddi bir olaydı. Peki 2023 için ne? 2023 olayında yapmış olduğum araştırmalar, yani gidiyor geliyor zaten bak ta Atatürk'ün Maya, yani daha doğrusu bir defter var bu Türk tarih tezinin haricinde. Orada bir takım anlatılar var 2023'ü işaret eden. O 2023'ü işaret eden o defter sır taşıyıcılara verildi mi diye bir soru soralım. O sır taşıyıcılar kimdi? Sormak lazım. Cevabını ben bilmiyorum kime teslim ettiklerini ama öyle bir derin yapı var. Bak derin yapı derken her yıl mafyamsı yapılara gidiyor. Öyle bir derin devlet yapısı var. Yani bu ezoterik yapılarda da vardır. Ezoterik bütün yapılarda sırlar aktarılır. Birkaç kişi bilir. Hiç kimse bilmez. Horasan aklı ve dediğimiz onlar, akıl. Evet. Hiç kimse de konuşmaz. Adamı yani sen sıradan biri görürsün atıyorum. Eyüp'te sıradan bir saatçidir, bir kitapçıdır. Ama o sır taşıyıcıdır. Evet. Onu bilemezsin sen. Bilemez. Sonuçta Atatürk'ün işaret ettiği tarihte bu tarih. Yani 2023. Evet. Ve şu var bak ben bir araştırma yaptığımda şunu anladım. İyi ya da kötü bütün hükümetler bu tarihi biliyordu. Onun farkındayım. Hep sustular, hep sustular. Mesela susulan konulara dikkat et. 8 bilim insanımız öldürüldüğünde devlet tepkisi olmadı. Halk çıldırdı. Devlet işte intihardı, şuydu buydu. Hani çok robotik bir açıklama yaptı. Bu tepkilerin verilmemesinin sebebini az çok buna bağlıyorum. Çünkü o gelişme sürerken çok dillendirmek istemiyorlar hiçbir şeyi. Mesela bor konusunda bir suskunluk var. Evet. Değil mi? Toryum halk konusunda, konuşuyor, devlet konuşmuyor. Evet, evet. Toryum konusunda bir suskunluk var. Devlet de susun, muhalefet de. Herkes susuyor. Bunu birleştirdiğim zaman Atatürk'ün o elde ettiğim kaynağına gidiyorum ve o zaman anlayabiliyorum. Bu plan iyi ya da kötü bütün hükümetlerin üst düzey kilit noktasındaki insanlar tarafından biliniyordu. 2023'e kadar taşıması gerekiyordu. İşte bir yıl kaldı. Büyük olasılıkla zaten şu an değişimleri görüyorsunuz, kaymaları görüyorsunuz, ne diyeyim, hani daha diklenmeleri görüyorsunuz. Bunlar artarak devam edecek. Evet, 2023'te çok garip, çok değişik, çok farklı bir Türkiye'ye doğru gideceğiz. Hayrımıza mı? Demin anlattığım stratejik hamleler doğrultusunda benim kişisel yaklaşımım, evet, doğru. Hayrımıza. Time'ın kapağını son olarak bir görmek istiyorum. Emrah'ın da çok ilgisini çekti. Son dönemde evet. En ilgi çekici kapaklardan biri. Bir verebilir miyiz arkadaşlar? Last Call, son çağrı. Hocam, Last Call, evet. Son soruları bununla bir bütünlemek istiyorum. Time'ın kapağıyla beraber baktığımızda. Şimdi kapakta yok yok kraliçeler, Greta'lar, evet. Biden'lar. Arkadaşlar kapağı alabilecek evet. miyiz? Onu şimdi ekrana galiba verecekler kelebekle beraber. Evet. Time'ın kapağı böyle. Evet. Bir taraftan da insanı götürmek istedikleri bir yer var diye hep konuşuyoruz zaten. Harari diyor ki yapay zeka insan beynini hackleyebilecek noktaya geldi. Önlem alınmalı. Devletler artık veriden sorumlu olacak. Ne kadar çok veriye sahipseniz dünyayı siz kontrol edersiniz diyor. Evet. Yani artık veri madenciliği, insanın bir veri olduğu, bunlar da göğe komplo teorisiydi ya, artık konuşuluyor biliyoruz ki. Benim merak ettiğim bir şey var. Bir tarafta Şebnem Hanım da dedi ya o gün yayında Şebnem Ekşip. Bunlara dayananlar, kabul etmeyenler olacak. Ama bir tarafta da onları önümüze ne koyarsa kabul edenler olacak. Hep o filmlerdeki gibi mi bir dünya acaba önümüze konulacak diyorum. Hakiki, öz, dokunulmamış, değiştirilmemiş insan yer altına inecek. Dönüştürülmüş insan yerin üstünde olacak. Ve bu... Allah'ın yarattığı fıtrata uygun insanla onların dönüştürdüğü bu robotik bir gün savaşacak mı ya? Çok mu ütopik bilmiyorum. Yok. Ama tabii bu kapak ışığında da bakmak gerekiyor bence meselelere. Yani şöyle kapaktan önce zaten şeye baktığım zaman Harari'nin 2019 konuşmasında benzer bir şey söylemişti. Dedi ki öyle bir dünya geliyor ki bu Davos'ta yaptığı konuşmayı. Veri devletleri ve veri kolonileri oluşacak dedi. Veri güçler yani veriyi elinde tutan devletler çok güçlü, diğerleri çok zavallı. Veri kolonisi haline dönüşecek ve bugünkü dünya nüfusunun yarıdan fazlası çöpe gidecek dedi. Çok pis bir kötü bir konuşma yaptı. Yani çöpe gidecek derken işsiz kalacak, çok zor duruma düşecek. Seçilmişler daha doğrusu hani ne diyelim
küresel güçler tarafından o göreve getirilenler de daha iyi yaşayacak anlamında. Hatta bunun için özel şehirler kurulacak. O şehirlerin dışında Hollywood filmlerinde olduğu gibi sefalet içinde berbat bir hayat yaşayan büyük kitleler, ama çok isyan etmesinler diye onlara yaşam hakkı adı altında bir para ödenecek dedi. İşte yaşam hakkı çıktı. Çıktı. Yani birçok ülke zaten onayladı. Türkiye'de de başlayacak. İşsizlere belli bir miktar para verilecek. Bu ne işine yarayacak? Ölmeden yaşamasını sağlayacak ama herkese insani, eşit gelir hadisesi mi bu? Eşit gelir değil. Karşı taraf isyan etmesin diye sana atıyorum. Sus bayım. Bugünkü 1500 lira verecek. Onunla sen evinin ekmeğini, memeğini idare edeceksin ama geri kalan hiçbir insani şeyini kazanamayacaksın. Ama o paranın hatırına da nasıl olsa hiç yoktan para geliyor, işim yok, çalışmıyorum, işte bulamıyorum, bari bununla idare edeyim deyip kitleleri bastırma yöntemi kullanılacak. Ve onlara şöyle bir hayal satılacak. Harariden bir adım ileri gideyim. Bu yarışmalarda yapıyorlar ya, şeylerde, açlık oyunlarında falan örneğin. Eğer çalışırsanız, siz de başarı gösterirseniz sizi bu şehirlere transfer edeceğiz, böyle yaşayacaksınız diye bir hayal satılacak. Bunu da nasıl yapacaklar? Facebook'un işte o Metaverse olayı ya da daha önce ilan ettiği, kendi ilan ettiği işte sanal gözlükler var. Şu an onlar gelecek Türkiye'ye. Az kaldı. 2000 lira da onun fiyatı, 2000 dolar da onu düşürmeye çalışıyorlar. Bütün her şeyi şu gözlüğün üzerinde yapabiliyorsun. Onun bir sonraki aşamasını bunların sitesinde okudum. Dedi ki 2040 yılında insanlara güneşin zararlı etkisinden korunmak amacıyla lens takacağız. Bütün insanlar lens takmak zorunda kalacak. Gözlük olmayacak diyor. O lensler 3 boyutlu görsellere sahip oldukları için sanal bir dünya yaratacaklar. Metaverse'e birleştirebiliriz bunu. Ve o çöplüğün içinde yaşayan insan aslında çöplükte yaşadığını fark etmeyecek. Evet. O titreşim, güzellik kokusu, cennet kokusu, en sevdiği kadın, en aşık olduğu erkek hepsi yanında olacak onun dedi. Karşısındaki insan, yani karşısındaki bir maymun bile olsa o lensle baktığı zaman onu dünyanın en güzel kadını, hayalindeki kadını olarak görecek. İşte sanal cennet lensi. Metaverse bu. Yani sahte bir cennet, sanal bir cennet aslında pisliğin içinde ve büyük olasılıkla da hastalıklar ve işte her türlü ilkelliklerin yayıldığı bir şey oluşturulacak. Bir tarafta seçkinlerin içinde yaşadığı, seçilmişlerin içinde yaşadığı yüksek korunaklı şehirler. İşte Açlık Oyunları filmi söylediniz, ne güzel. Zaten, daha ötesine evet. Bakmaya gerek yok. Şey, Ready Player One mıydı hocam? Öyle bir filmde başlat. Başlat filmini biliyorsunuz zaten. Ben onu böyle bilmiyorum. Bir şey. Ben de bilmiyorum. Orada da sanal gözlükle insanlar kendisini bambaşka bir dünyada bir sanal bedenle görüyorlar ama yaşadıkları yer pislik içinde bir yer. Ama Black Mirror'ın da yine kimi sahnelerinde bu çok önceden insana gösterildi. Hatta şey çekici ama. Bile sunuluyor. Ama Ferda şey var, Suriyetler filmi var, Bruce Willis'in oynadığı, onu lütfen seyredin. Evet. Orada çok net veriliyor, yani bu büyük olasılıkla Zuckerberg oradan etkilendi. Ya onu hayata geçirmiş, bakınca hiç kimse, bak hiç, o kadar insan konuşuyor, bir kişi demiyor ya bu Suriyetler filminin kopyasını yapmış. Suriyetler filminde biz burada oturuyoruz ama yok, Suriyetimiz burada. Satın alınmış robotlar, bizim benzerimiz ve de çok güzel, kusursuz, yakışıklı, güzel kadınlar, yakışıklı erkekler. Aslında evde onu yöneten, bilgisayarın başında oturan, pislik içinde, banyo bile yapmamış, hastalıklı, artık ölmek üzere haplarla ayakta duruyor ama o silüeti dışarıda harika biçimde yaşıyor. Evet. Silüet öldüğü zaman o da ölüyor. Bir de bağlantıları da var aralarında, yaşamsal. İşte Zuckerberg'in kurmak istediği dünya. Aslında bunlarla ilgili bir çalışma da yapmamız lazım. Evet. Kesinlikle. Ben teşekkür ediyorum. Yakın bir zamanda konuklarımızın da bize önerdiği filmler ışığında böyle bir içerik hazırlamamız gerektiğini düşünüyorum. Evet, kesinlikle. İzlediyseniz de ben hep diyorum, bir daha yeniden izlemenin vakti. Çünkü son gelişmeler ışığında o filmlere bir daha bakmak gerekiyor. Çok keyifli bir sohbetti. Başladığımız yeri unutturdunuz bize. O kadar aktı geçti. Haluk Hocam çok teşekkür ediyoruz. Ayağınıza sağlık, ağzınıza sağlık. Hocam çok teşekkür ederiz tekrardan. Ben teşekkür ederim. Bu vesileyle inşallah biz YouTube'da sizinle bir ilki gerçekleştirmiş olduk. Bundan sonra devam ederiz diye ümit ediyorum. Bizim YouTube hesapları Emre Hiliç, Ferda Yıldırım takip edin. O Haluk Özdil'in YouTube hesabına da lütfen abone olun.
hiçbir yerde olmayan farklı bakış açılarıyla hazırlanmış videoları var. Kesinlikle öyle. Teşekkür arkadaşlar. Ediyorum. Hocam söylemek istediğiniz varsa? Vallahi çok keyifli zaman geçirdim. Çok güzel sorularınız oldu. Onları elimden geldiğince yanıt vermeye çalıştım ama bu soruların yanıtları gerçek hayatta vermek çok zor. Verirseniz içinizde tutarsanız çünkü zamanı olmadığı için bazı şeyleri söyleyemezsiniz. Ama şöyle söyleyeyim, kimse umutlanmasın, eskiye dönüş diye bir şey yok. Bu yeni dünya düzenine maalesef bir şekilde uyum sağlarken en azından şu kötü insanların elinden kurtulsun da yeni dünya düzeni biraz daha düzgün insanlar tarafından olsuna gidelim. Başka çare yok. Evet, işte bu yüzden biz ailemizi büyütmek zorundayız. Ne yapmak gerekiyor bunun içinde? Ne güzel bağladı. Abone olmamız gerekiyor hocam. Evet, Halika Özdil evet. YouTube kanalına, Instagram hesabına, Emrah İliç önemli. YouTube kanalına, Instagram hesabına, Ferda Yıldırım YouTube ve Instagram hesabına, kanalına abone olmazsanız ailemiz güdük kalır, zayıf kalırız. İşte o yüzden ne yapacağız? Abone olacağız arkadaşlar. Zili de lütfen aktif edin. Zil çok önemli. Eskiden bu kadar önemli değildi zil. Şimdi önemli. Abonenin çokluğu değil, zili açanların çokluğu önemli. Doğru. Bu bağlamda da sizden ricamız, istirhamız budur arkadaşlar. Çok teşekkür ediyoruz. Hoşça kalın. Teşekkürler.